Evet, işte böyle retrospektiften baktığımız zaman geriye öyle geliyor o herkese. Milattan önce 10.000'de yaşlı nalet adamlar oturup hadi şimdi şu kadınları kötüleyelim, onlara ikincil muamele, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bize şimdi böyle geriye baktığımız zaman öyle geliyor. Niye? Çünkü sistem, ötekileştirme o kadar korkunç derecede tutarlı ki, bu tutarlılığa hangi açıdan bakmak lazım? Belli bir psikososyal, psikohistorik gelişim bağlamından bakmak lazım bu tutarlılığa. Bir bölge düşünün, orada A dinine mensuplar, sonra birileri istila ediyor bölgeyi, sonra o bölgedeki A dinine mensup olan insanlar o B dinine geçiyor. Sonra o dönenler kraldan daha kralcı olurlar ya, böyle bir şey var, tını var bu olayda sosyal antropolojik açıdan. Olumsuzlaştırılan bütün değerler, kadına yönelik çağdaşta veya işte ataerkil kültür tarihinde olumsuzlaştırılan bütün değerler aslında kadın birincil olduğu zamanda da kadına ait, ancak sosyolojik ve kültürel değişimler olmadığı için henüz transformasyon, ataerkil transformasyon süreç dediğimiz olmadığı için, vuku bulmadığı için bunlar olumsuz değil, tam tersine olumlu. Neden? Neden? Neden olumlu da şimdi olumsuz? Neden o zaman iyi, şimdi kötü? Tarıma geçince işte milattan önce ortalama 9.000-8.000'de insanlar sadece toprağı işlemiyorlar, hayvanları da domestike ediyorlar değil mi? Hayvanları domestike ederken dikkatlerini çekiyor, işte çiftleşme ile yavru arasındaki bağlantı. Tarımla ancak çocuk ile babalık ilişkisi arasında bağlantı ortaya çıkıyor. Homo sapiens sapiens 3 aşağı 5 yukarı 200 bin yıllık bir geçmişi var. Yani dilin 70.000-80.000, normal komplike dilin 40.000-30.000 yıllık bir geçmişi var. Bu bilgi ne kadar yeni? Yani düşünce sistemimizin kronolojik olarak %80'i, hatta 85'i 90'ı babasız bir çağa ait. Baba kavramı yok. Neden yok? Çünkü kurum olarak yok. Baba bilinmiyor. Papua Yeni Gine'de, Kuzeybatı Pasifik adalarında, Trobriantlar'da hala kızların deniz köpüğünden ya da rüzgardan hamile kaldıklarını düşünürler. Bununla ilgili bir mit var mesela. Çok kadim zamanlardan kalan bir mit. Kısraklar hamile kalabilmek için arka taraflarını rüzgara dönüyorlar. Hala burada daha ne var? Bu inanışın tınısı var. Kültür tekerlekse babalık son model araba. Yani babalık çok yeni. Ne demiştim? Bir yer var, istila ediliyor. A dinine mensuplar, B dinine mensup oluyorlar ve istila edenlerden daha sert bir biçimde kuralları ne yapıyorlar? Uyguluyorlar değil mi? Kraldan daha kralcı oluyorlar. Şimdi düşünün, bu ataerkil transformasyon her şeye epistemolojik olarak erildiğinde dönüşüm bir daha eskiye geri gitmemek için, bu korkunç bir travma çünkü bunun ortaya çıkışı, bir daha eskiye geri gitmemek için inanılmaz bir korumacı bir sisteme bürünüyor. Eski sistemin ak dediği yenisinin karası oluyor. Eskinin karası yeninin akı oluyor. Yani tam, kelimenin tam anlamıyla kültürel anlamda ters dünya ya da yavaş yavaş mitten dine de, dinin geleceğine de evirebilmek için eskisi cehennemse şimdiki cennet. eskisi sadece kanıta dayalıysa bu maddi bir şey. Ne demek bu? Her anne doğurduğu çocuğunu biliyor. Her çocuk da dolayısıyla annesini biliyor. Son derece maddi bir ispat bu. O makbuldü ise eskiden, şimdi tam tersine babalık ispat edilemiyor ya. Manevi görünmeyen unsurlar makbul oluyor. İnanmak, inanmak isteği, idealize etme, maddi dünyanın karşısına, görüntünün, doğa kanunlarının karşısına, bunları böyle kabul etmeyen bir manevi dünya inşa ediliyor. Bu manevi dünya neye paralel olarak inşa ediliyor? Kadınlar ve tarlanın etrafına çit yapılıyor. Bu benim tarlam. Kadın da evlenilip herhangi bir ayinle o erkeğe zimmetleniyor. Babalığı ancak böyle ispat edebilirsin görünmemesine rağmen. Buna rağmen kadında potansiyel olarak ne var? Evli olmasına rağmen eşini kandırabilme potansiyeli var. Neden çok önemli erkeğin, babanın bu çocuk benim bilmesi? Çünkü ne yapacak? Artık yerleşik düzende o arsayı kendi evladına miras yoluyla bırakacak. Hangi evladına? En büyük erkek çocuğuna, değil mi? Ne başlıyor? Hiyerarşi başlıyor. Nereye kadar götürüyor bu en büyük erkek çocuğuna kadar bırakma? Tanrı bile tek erkek çocuğunu Hristiyanlıkta dünya tarlasına gönderiyor. Hatta ne der Hristiyanlar İsa için? Günahkarların, insanların çobanı ya. Anlıyor musunuz? Bunlar hepsi birbiriyle ilintili. Kozmik kraliçe dişi çok önemlidir. Gökyüzü de dişildir, yer de dişildir. Olumlu tarafını güneşle, gündüzle gösterir, olumsuz tarafını geceyle, karanlıkla gösterir. Doğurgan tarafını toprakla gösterir. Bakınız burada da neler var. Tanrıçanın üç hali olarak yavaş yavaş rasyonalize edilmeye başlar. Belki tarafından değil. Eskinin evren bu, doğa kanunu bu, bizim kanunlarımız bu. Ne demek bu? Doğum, ölüm döngüsü. Doğum, ölüm döngüsü. En eski mitler gökyüzüne tekabül ediyor. Doğum, ölüm döngüsü. Geceleri ay her şeyi bize aynen böyle gösterir. Büyür, 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 dolunay olur, hayat sonra küçülmeye başlar, küçülmeye başlar. Ölür, sonra tamamen yok olur ama yine de orada sezilir, oradadır yeni ay. Güneş her gün gösterir. Doğar doğudan, hayatının doruğuna ulaşır, sonra batıda batar, ölüm. Doğadaki her şey, ağaçların çiçek açması, kışın yaprakların dökülmesi, yazın yavruların her yerde hoplayıp zıplayıp ile kışın dışarıda o ölümcül korkunç rüzgar sesi ne vardı? Hep böyle bir döngüye tekabül eder. Çünkü dünya aslında nedir? Son derece maddi bir sahnedir. Maddi bir topografyadır ve bizim etten ve kemikten, yani maddeden bedenimizin oyuncusu olan bir sahnedir dünya. Ne zaman kendimizi iyi hissediyoruz? Hava sıcak olduğu zaman. Ne zaman kendimizi iyi hissediyoruz? Karnımız tok olduğu zaman. Ne zaman kendimizi iyi hissediyoruz? Emniyette olduğumuz zaman. Dünya demek ki neyle ilintili o zaman? Son derece maddi unsurlarla. Neden? Böyle aman aman bir maneviyat yok. Neden aman aman bir maneviyat yok? Maneviyat tabii ki var. O aman amanla neyi kastettiğimi söyleyeceğim. Tanrıça burada, bu dünyada. Kıtlıkta da ölüm tanrıçası olarak, toprak ana olarak burada. Bollukta da bereket tanrıçası olarak burada. Hastalıkta Lilith olarak, müstakbel Lilith olarak karşımıza çıkıyor. Evlilikte aşk tanrıçası oluveriyor. Evlilikte değil, inisiyasyonda, erginlemede. Çünkü evlilik son derece ataerkil bir kavram. Kutsal birleşme diyelim biz buna. Yani böyle öldükten sonra beden, ruh ayrılacak. Ruh bir ütopyaya gidecek. orada iyiyse cennete, kötüyse, ki bu bile iyi bir şey, cehenneme, sonsuza kadar cehenneme gidecek, öyle bir şey yok. Beden dağılıyor. Ana tanrıçanın son derece eşit bir biçimde başka yavrularına, yarattıklarına, böceklere, kurtlara, sineklere, leş yiyen yırtıcılara kalacak. Çok yaygındır kadim kültürlerde ölüleri tepeye bırakıp vahşi hayvanlar çürüyen eti, dokuları yesinler, kemikler gömülür. Tanrıçanın diğer yavrularına Sezar'a ait olanı Sezar'a vereceksiniz, paylaşacaksınız, her şeyi paylaşacaksınız. Ölünüzün etini bile. Görüyorsunuz nasıl bir şey var? Son derece dünyevi, her şey dünyada kalıyor. Sonra en iyi ihtimalle sizin bedeninizden bir çiçek açar, bir arı gelir, oradan alır poleni, onu bal yapar, başkası o balı yer. Herkes, yaşamış olan her şey, ama her şey, böcekten insana, filden kaplana, kertenkeleden fareye, bitkiler, geçmişe dair dinozorlar tırnak içinde, fantastik yaratıklar. Her şey birbirini bir kere içselleştirmiş. Biz her şeyiz, her şey ise biz. Sırf bu yönü itibariyle hiyerarşiye yer yok. Sen nesin ki? Sen dünkü arıların balından oldun sen. Sen nesin ki? Sen hayatın boyunca yediğin sebzelerden oldun. Bakınız ataerki bunu nasıl dönüştürecek? Şimdi ben yolumu hazırlıyorum. Mesela Sphinx, aslan vücutlu, kadın kafalı, kartal kanatlı, yılan. Böyle hibrit yaratıklar, karışık yaratıklar. Ataerki bu karışık yaratıklardan aynı çirkin sebebiyle hoşlanmıyor değil. Korkunç şekilde eski kendisine göre regresif çağları hatırlatıyor. İşte Yunan mitolojisindeki bütün bertaraf edilmesi gereken canavarlar kimler? Kim öldürüyor? Herkül öldürüyor. Baba. Kim Herkül? Babasının oğlu Herkül. Güneş kahramanı. Güneşi ana tanrıçadan çalmışlar değil mi? Ne yapıyor Herkül? Nemea aslanını öldürüyor. Erimantos yabani domuzunu öldürüyor. Augias'ın kirlenmiş ve yıllarca temizlenmemiş ahırlarını, nehir yatağını değiştirerek niye yok ediyor burada bu? Bunu kimse anlamaz. Ahırlardaki dışkıyı niye temizliyor her gün? Dışkı nedir? Pisliktir. Pislik abyektir. Mesafe konulması lazım. O pislik nedir biliyor musunuz? Anne imgesidir. Abyektir. Julia Kristeva'ya göre anne imgesidir. Dünyayı nehirle arındırıyor kadından. Maddi döngüden. Ama öyle sinsi ki. Vaftizci Yahya'da İsa'yı Ürdün nehrinde vaftiz ediyor değil mi? Meryem Ana'nın son kalıntılarını yapıyor. Maddi döngüden sıyrılmamız lazım. O yüzden yuvarlak ne oluyor? 12.000 sene sonra Lacan'ın falogosantrik dediği diyeceğim doğruya, fallik doğruya dönüşüyor değil mi? Karışık kuruşukla hibrit olmaya ne içkin? Biz 20. yüzyılda Michel Bahtin tarafından keşfedilecek olan karnevalesk dediğimiz her türlü hiyerarşiden yoksun kültürel söylem biçimi yeniden keşfedilecek. Aslında ilk normal olan o maddi döngü şeysinde değil mi? Bakınız ana tanrıçanın kendisi bolluk, bereketlikten sorumlu iyilik meleği, aynı zamanda ölündüğü zaman Hekate, aynı zamanda hastalandığı zaman masallardaki zehirli elmalarla dolaşan cadı kadın, aynı zamanda Meryem Ana, Artemisvari ebedi bakireyi, ebedi ilkbaharı temsil ediyor değil mi? Yani bu imgeler zaten var. Ataerki gelip şunu yapıyor. Cımbızla işine yarayabileceği unsurları seçiyor. Cımbızla seçiyor diyorum ama yani o kadar az bir şey seçiyor ki bir tek Meryem Ana'yı seçiyor. Neden? Çünkü Meryem Ana'nın eli aslında hiçbir zaman erkek eline değmedi. Bu cinsellik düşmanı değil. bu düşünce. İsa o kadar püripak ki, o kadar manevi ki hiçbir maddi katkı yok. Yani cinsellik bu yüzden ayıp sevgili dinleyenlerim. Bu yüzden aslında ayıp değil, kötü. Sonra bu kötülük anlaşılmadığı için zamanla Victorian bir aman Allah'ım çıplak dolanıyor ya dönüşüyor. Çünkü bu çıplaklık neyi bize hatırlatıyor biliyor musunuz? Hala biz böyle ay adam çıplak diyoruz, ay kadın çıplak diyoruz, televizyonda sansür uyguluyoruz. Neyi hatırlatıyor bize? Karışmayı birbirine maddi olarak, sadece maddi olarak her türlü toplumsal kuraldan arı bir biçimde azgınca, bu azgınca kelime de ataerkil bir kavram, azgınca karışmayı, fütursuzca birbirine geçmeyi çağrıştırıyor. Tabii ki ataerkil dönüşümde bunların rasyonalize edilmesi için hem bunlar rasyonalize edilecek, hem kadın kötülenecek, hem aynı zamanda ondan vazgeçilmeyecek. Yani öyle bir kıvırmak zorunda ki, öylesine absürt bir şeyi rasyonel hale getirmek zorunda ki enfes bir anlam ağı, enfes faşizan ve anında ötekileştiren bir anlam ağı, bir semiosfer inşa ediyor. Tekrarlıyorum, eskinin normali, iyisi bile demeyeceğim. Çünkü aslında eskide iyi kötü yok. Her şey dengede. Her şey dengede. Doğuluyor mu? Evet doğuyor. O zaman ölünecek. Yeniliyor mu? O zaman aç kalınacak. Su içiliyor mu? O zaman susuzluk çekilecek. Sağlıkta güzel güzel hop zıp dolanıyoruz mu ortalıkta? O zaman öyle güzel güzel bir inme inecek de her şey dengede olacak. Hiçbir şey, bakınız bu ataerkil dinlerde de bu dönemden kalma bir şey. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacak. Her bir zerreniz başkası tarafından değerlendirilecek.